İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün eğitim dili İngilizcedir. Enstitümüzü tercih eden lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin ilk durağı genellikle Yabancı Diller Yüksekokulu'dur. Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğrencilerimiz, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz için bir İngilizce yeterlilik sınavı uygulanır akademik yılın başında. Bu sınavda yeterli puanı alamayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Yüksekokulu'nun temel İngilizce bölümünde hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. İngilizce hazırlık eğitiminde okuma, anlama, dinleme, konuşma, yazma becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin bölümlere gittiklerinde yazma ve konuşma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için yoğun bir çalışma programı yapılmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu'nda diğer bir bölüm Modern Diller bölümüdür. Modern Diller bölümünde seçmeli yabancı diller olan Rusça, İspanyolca, Japonca ve Fransızca dilleri lisans öğrencileri için seçime sunulmaktadır. Başarısız olan öğrencilerimiz için şöyle seçenekler mevcut. Eğer devamsızlıktan kalmadıkları sürece, bu önemli devamsızlıktan kalmamaları, yaz okuluna kayıt yaptırabilirler, yaz okulunda bir eğitime tabi tutulurlar ya da İTE Senatosu tarafından yabancı dil eşdeğerlikleri olan bir takım sınavlar var. Bu sınavlardan yeterli puanla alıp bunu belgelerlerse muaf olabilirler. Ya da Temmuz'da yapılan ve Eylül'de yapılan diğer sınavlara girebilirler. İkinci sene başarısız olurlarsa okulla ilişkileri kesiliyor. Türkçe eğitim veren okullara belli şartları sağlayarak geçme şansları var. İngilizce hazırlık okulunda 3 kurda eğitim veriyoruz. A1, A2 ve B1. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar Avrupa Dil Yeterlikleri Çerçevesi tarafından belirlenen uluslararası kurs sisteminin bir parçasıdır. A1 başlangıç seviyesi, A2 orta seviye ve B1 ileri seviyeden oluşmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan YDS ve YÖKDİL sınavları kabul edilmekte, tanınmaktadır tarafımızca. TOEFL sınavı. Öğrencilere burada İngilizce hazırlık sınıflarında çok yoğun bir program uygulanmakta. O yüzden İngilizce seviyesi ne olursa olsun eğer buradaki programı düzenli takip eder, devamsızlığını en az ölçüde tutar ve çok çalışırsa gerçekten başarılı olup geçen, fakültelerde, bölümlerinde de çok rahat çalışmalarına devam eden öğrencilerimiz var. Hem lisans hem lisansüstü programlarda. İngilizce yeterlilik sınavı ile ilgili daha fazla ayrıntılı bilgiye sahip olmak isterseniz bizim yüksekokulun web sitesinde ITYDYO web sayfasında sınav örneklerine, daha ayrıntılı bilgilere, yönetmelik ve kurallar, işleyiş gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Başarılar.